Deniz Ucu kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 11. sınıf edebiyat ders çalışmamız tam gaz devam ediyor. Ve geldik artık son üniteye. Yani mülakat, röportaj ünitesine. Sınav öncesinde yine bomba gibi bir ünite videosu başlıyor. Ama öncesinde bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Emek harcayarak bu videoları seninle paylaşıyorum. Sen de bunu yaparak beni desteklemiş olursun diyorum. Haydi bakalım, sınav öncesinde müthiş bir çalışma başlasın. Bu videoda mülakat ve röportajı öğreneceğiz ki ikisini sıklıkla birbiriyle karıştırıyoruz. Bunları çok iyi öğreneceğiz. Arasındaki farkları da kavrayacağız. Ve sonra bir kez daha anlatım bozukluğunu tekrar edeceğiz. Haydi bakalım gençler, hemen mülakatla başlayalım. Mülakat neymiş bakalım. Yanlış biliyoruz ama öğreneceğiz. Herhangi bir konu üzerinde sanat, edebiyat, spor, siyaset, bilim gibi alanlarda ün yapmış kişilerle soru cevap şeklinde yapılan konuşmalara biz mülakat diyoruz. Biliyorum bu tanım hemen zihninizde röportajı canlandırdı ama bu röportaj değil gençler. Yani daha doğrusu röportaj aslında karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyen bir görüşme değil. O aslında mülakat gençler. Mülakat, her ne kadar röportaj desek de doğrusu mülakat. Bunu öğrendik ve özelliklerine bakmaya devam ediyoruz. Haber alma, bilgi edinme yollarından olan mülakatta başarı yakalamak için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki en önemli şey hazırlık yapmasına ve soruları ustaca hazırlamasına bağlı mülakat yapacak kişinin. Yani kiminle görüşeceksin? Öncesinde hazırlık yaparsın, soruları belirlersin. Bunu yaparsan, ne kadar iyi sorular hazırlarsan, hazırlığın ne kadar sağlam olursa mülakatında o kadar iyi olacaktır diyoruz. Ve genellikle de mülakat yapan gazetecilerdir gençler. Daha çok gazetecinin işidir. Gazeteci ne yapar? Belirlenen bir konu üzerinde alanında tanınmış kişiyle soru cevap şeklinde konuşmalar yapar ve bunu yazıya dökerek gazetesinde ya da çeşitli iletişim araçlarıyla kamuoyuyla paylaşır gençler. Mülakatın özü tam olarak budur. Başarılı bir mülakat öncesinde iyi bir hazırlık gerektirir. Az önce söylemiştik. Peki ne gibi hazırlık aşamaları var? Şöyle madde madde bakacağız. Öncelikle konuşacak kişinin belirlenmesi ve izinlerin alınması. Yani kiminle mülakat yapacaksın? Kiminle görüşeceksin? Bunu belirlemen gerekiyor. Belirledin mi? Anlaştın mı? O zaman konuyu belirleyeceksin. Hangi konularda sorular soracaksın? Hangi konu önemli? Kamuoyu hangi konuda o kişiden cevap bekliyor ya da açıklama bekliyor? Bunları belirlersin ve sıradaki aşamaya geçeriz. Konuyla ilgili detaylı bir araştırmanın yapılması. Konuyu belirledin. Senin de o konuya hakim olman gerekiyor. Onunla ilgili bir araştırma yaparsın. Aynı zamanda konuşma yapılacak kişi hakkında da bilgiler toplaman gerekiyor. Yani kimle görüşeceksin, o kişiyi iyi tanıman gerekiyor. Devamında sorular hazırlarsın ki bu soruların çok iyi olması gerekiyor. Yapılacak konuşmanın yerinin ve saatinin de belirlenmesi yine o kişiyle planlanır. Bu da önemli. Ve son olarak daha önce belirlenen randevu detaylarına uymak. Bunların hepsini yaparsan ortaya güzel bir mülakat çıkacaktır. Bunu okuyanlar memnun kalacaktır. Az önce de belirttiğim gibi konunun belirlenmesi aşaması var ya, bu konu kamuoyunun merak ettiği bir konu olmalı. Toplumun ilgisini çekmeli. Bunu göz önünde bulundurup o konuyu belirlersin. Peki kiminle mülakat yapacaksın? Tabii yapacağınız kişi konunun uzmanı olması gerekiyor. Atıyorum siyasetle ilgili bir mülakat yapacaksınız. Konunun muhatabı siyasetçi olmalı. Atıyorum bir futbolcuyla, bir sanatçıyla mülakat yapacaksın. Gelip benimle konuşamazsın. Benimle soru cevap yapamazsın. Gidip o alandaki uzman bir kişiyi bulman gerekiyor. Yine mülakat sırasında uyulması gereken bazı kurallar var. Mesela mülakat yapacak kişinin kibar ve nazik olması gerekiyor. Konuşma üslubu burada önem arz ediyor. İki kişi için de bu geçerli gençler. Yani hem gazeteci hem de mülakata katılacak o kişi için bu kurallar geçerli. Atıyorum bir soru sordunuz ama karşı taraf bu soruyu kıvırdı, evirdi, çevirdi, cevap vermedi. Ya niye cevap vermiyorsun diye üstlenemezsin. Bir kez daha sorarsın, çeşitli yönlerden sorarsın. Vermiyorsa yapacak bir şey yok. Takdir kamuoyundur, bunu da unutma. Yani gazeteciyle bir siyasetçi, şu anda parazi konuşuyorum, soru cevap yaparken tartışamaz. Tartışamaz yani, sen sorunu sorarsın. Karşı taraf sana cevap verir. Beğenmezsin. Belki bir kez daha sorarsın. Ama yine karşı taraf cevap vermezse, istediğini alamazsan yapacak bir şey yok. Geçersin. Tamamen takdirde kamuoyuna bırakılır. Bu da aklımızdan çıkmasın. Şimdi Tanzimat dönemine dönüyoruz. Tanzimat döneminde Ziya Paşa Rüya adlı eserinde mülakat tekniğini kullanmıştır. Bu bakımdan Rüya adlı eseri önemlidir. Edebiyatımıza yine Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar Ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat eserleri edebiyatımızda mülakat türünün ilk örnekleri arasında yer alır ve ekstra bir genel kültür bilgisi, Mustafa Kemal'in kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan ilk mülakat
budur gençler. Ana Partalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat Mustafa Kemal'i kamuoyuna tanıtmıştır. Bu bakımdan da bu mülakat son derece önemlidir. Bunun dışında Hikmet Feridun Es, Mustafa Baydar, Gavsi Ozansoy, Yaşar Nabi Nayır, Abdi İpekçi, Yaşar Kemal gibi isimler bu türde isim yapmıştır, tanınmaktadır. Diyorum ve şimdi geliyoruz röportaja gençler. Yani mülakat bildiğimiz röportaja geldik. Aslında röportajın çok farklı bir şey olduğunu öğreneceğiz. Hemen tanıma bakalım. Herhangi bir olay, durum, yer ya da kişi hakkında yapılan gözlemlerin, araştırmaların ve incelemelerin rapora benzeyen bir metin ve fotoğraf ile okuyucuya aktarılmasına röportaj denilmektedir. Yani gördüğünüz gibi röportaj karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyen bir metin türü değildir gençler. Mülakat karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyen bir metin türüken röportaj bir konu hakkında bir sanatçının ya da bir yazarın araştırma yapmasını, raporlaştırmasını, belgeler sunmasını baz alarak ilerleyen bir metin türüdür. Ancak burada şöyle bir durum da var. Mesela gittim köylülerin durumuyla ilgili bir röportaj yapacağım. Yani araştırma yapacağım. Gittim köye, araştırdım, konuştum vesaire. Bilgileri topladım, belgeleri topladım, fotoğraf ekledim. Bir de orada birkaç köylüyle konuşmam gerekiyor. Onlarla mülakat yapabilirim. Yani röportaj içerisinde de mülakat olabilir. Bu da aklımızdan çıkmasın gençler. Röportaj bir gazete haberi olmaktan ziyade daha kapsamlı içerik ve gözlem barındıran bir metin türüdür. Yani gazete haberi şöyledir. Gidersin bir olay olmuştur. Olayı görürsün, öğrenirsin. Bunu gazetende paylaşırsın. Ama yine aynı olayın olduğunu düşünelim. Röportaj farklıdır. Gidersin detaylı bir araştırma yaparsın, belgeler toplarsın, o olayla ilgili kişilerle konuşursun vesaire, daha kapsamlı bir şekilde içerik oluşturursun. Böyle bir farkı vardır haber metninden. Yazar olayı yerinde görür ve farklı kişilerle konuşarak yazdığı metne gerektiğinde belge ekleyebilir ya da fotoğraflarla bu metni destekleyebilir. Bunu da unutmayalım. Olayları aktarırken yazar ayrıntılara girer. Söz konusu olaylar hakkında kendi düşünce ve yorumlarını da ortaya koyar. Bir değerlendirmede bulunur. Mesela haber metninde böyle bir değerlendirme ya da muhabirin bir yorumu yoktur. Ama bu röportajda olabilir diyoruz. Ve izleyici okura bu şekilde geniş bir perspektif sunulur. Gençler amaç budur. Yani bir olayla ilgili ya da bir durumla ilgili okuyucunun daha geniş bilgiler edinmesini, olaya daha geniş bir çerçeveden bakmasını sağlamaktır. Röportajın böyle bir amacı söz konusu. İşte bu anlayıştan dolayı röportajda birçok anlatım tekniği kullanılır. Mesela açıklayıcı anlatım vardır, öğretici anlatım vardır, öyküleyici anlatım vardır, betimleyici anlatım vardır. Gördüğünüz gibi birçok anlatım türünden faydalanılır röportaj türünde. Yine unutmayacağım bir bilgiye geldik. O da Yaşar Kemal. Türk edebiyatında röportaj denildiği zaman akla gelen ilk isim şüphesiz ki Yaşar Kemal'dir. Yaşar Kemal uzun bir süre röportaj yapmıştır. Anadolu'yu gezmiştir. Özellikle Adana ve çevresini röportajlarıyla tanınan bir isim haline gelmiştir. Ondan sonra işte romancılığa bir geçiş yapmıştır. Aslında röportaj yaparken Anadolu'nun birçok yöresini gezmiştir ya. Birçok şey hakkında bilgi sahibi olmuştur. Halkı yakından tanımıştır. İşte bu gözlemlerini, bu tecrübesini, bu birikimini daha sonra romanlarında mükemmel bir şekilde kullanmıştır. Altyapısı oldukça sağlamdır Yaşar Kemal'in. Dolayısıyla Yaşar Kemal hemen aklımıza röportajla birlikte gelmeli. O yüzden diyoruz ki uzun bir süre röportaj yapan yazar ülke çapında ismini ilk kez bu türde duyurmuştur. Yaşar Kemal dışında ise Fikret Otyam, Yılmaz Çetiner, Kenan Akın, Fahri Rıfkı Atay ve Ruşen Eşref Ünaydın röportaj türünde tanınan isimlerdendir diyorum. Şimdi de röportaj ile mülakat arasındaki farklara geldik gençler. İlk farkımız gelsin. Mülakatın alanı görüşülen kişiyle sınırlıdır. Yani mülakat yapacaksınız, A kişisiyle görüşeceksiniz değil mi? Ama röportaj böyle değildir. Röportajda her çeşit konu ve olay ayrıntılı bir biçimde irdelenir. Anlatılanlar fotoğraflarla, belgelerle desteklenir ve zenginleştirilir. Bu yine mülakattan ayrılan bir yöndür. Bunun dışında mülakatta bir kişiyi sorulara verdiği cevaplarla tanıtmak amaçlanır. Ancak röportajda bir olayı sorgulamak, bir gerçeği ortaya koymak suretiyle kamuoyunu aydınlatmak amaçlanır gençler. Ama şunu da tekrar söyleyeyim. Röportajın içerisinde de tabii ki mülakatlar olabilir. Yani siz bir konuyla ilgili derin bir araştırma yapıyorsunuz ya. Dolayısıyla o konuyla ilgili olan kişilerle de konuşursunuz. Yani mülakat yaparsınız. Dolayısıyla röportaj mülakatı kapsamaktadır diyoruz gençler. Ve böylelikle mülakat röportajı bitirdik. Geliyoruz şimdi anlatım bozukluklarına. Daha önceki ünitelerde de ve ayrıca bir video olarak ben anlatım bozukluğunu paylaştım. Ama bir kez daha hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz.
Biz anlatım bozukluğu burada gördüğünüz gibi iki başlıkta inceliyoruz. Bir, anlamsal bozukluklar. İki, yapısal bozukluklar. Anlamsal bozukluklara aynı zamanda bağdaşıklık kaynaklı bozukluklar denir. Yapısal bozukluklara ise bağlaşıklık kaynaklı bozukluklar denir. Şimdi anlama dayalı, yani bağdaşık kaynaklı anlatım bozukluklarına göz atacağız. Gereksiz kelimenin kullanılması. Bir cümlede gereksiz kelime kullanıyorsan gençler, bu da bir anlatım bozukluğu sebebidir. Yani oldukça fuzuli ve boş birisi dedim. Zaten fuzuli boş demek değil mi? Dolayısıyla ikisini bir arada kullanırsam gereksiz sözcük kullanmış olurum. Bu anlatım bozukluğudur. Mesela burada alçak sesle fısıldamak. Zaten fısıldamak alçak sesle yapılır. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi gereksizdir diyorum. Ve geliyoruz anlamcı çelişen kelimelerin bir arada kullanılması. Burada da genellikle şöyle bir hata yaparız. Mesela bu hafta kesinlikle yağmur yağabilir. Ya yağabilir ihtimal kesinlikle %100 olacağını gösterir. İkisi çelişir gençler. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu da anlatım bozukluğudur. Kelimeleri yanlış anlamda kullanmak da bir anlatım bozukluğudur. Arabamın değeri geçen yıla göre %20 çoğaldı. Ya değer %20 çoğalmaz. Artar, yükselir. Tamam mı? Ama çoğaldığı kullanamazsınız. Bu da anlatım bozukluğuna neden olur. Kelimenin yanlış yerde kullanılması da. Bak, uyandığında senin ilk aklına kim gelir? Sanki bir sürü aklım varmış da bana birisini soruyormuşsun gibi olur. Olur mu? Olmaz. Senin aklına ilk kim gelir demem gerekiyordu gençler. Bu ilki kimden önce getirirsem sorun çözülecektir. Deyim ve atasözlerinde yanlış kullanılması. Mesela korkudan ağzı kulaklarına vardı. Ya bu olur mu? Ağzı kulaklarına varmak demek sevinmek demek. Olmaz. Yine bu örnekte olduğu gibi korkudan etekleri zil çalıyordu. Eteklerin zil çalması sevinme anlamında kullanılan bir deyimdir. Buna şöyle dememiz gerekiyordu. Korkudan etekleri tutuştu. Deyimleri de doğru kullanmamız gerekecek gençler. Ve anlam belirsizliği de yine bir anlatım bozukluğu sebebidir. Mesela şöyle desem. Atandığını duyunca çok mutlu olduk. Ya atandığını duyunca çok mutlu olduk. Burada sanki bir şey yokmuş gibi ama bak iyi düşün. Atandığını duyunca çok mutlu olduk derken senin mi atandığını duyunca çok mutlu olduk? Onun mu atandığını duyunca çok mutlu olduk? Böyle bir belirsizlik var. Bu anlatım bozukluğuna yol açar. Yine burada da ihtiyar adamı tanıyordu derken başkası, yani o ihtiyar adamı tanıyor muydu? Yoksa ihtiyar bir adamı tanıyor muydu? Bak iki anlama da gelebilir. Bu da bir anlatım bozukluğu sebebidir gençler. Mantık ve sıralama yanlışlığı da yine bir anlatım bozukluğu yapar. Yani bazen deriz ki ya değil domates doğramayı yemek bile yapamaz. Ya domates doğramanın daha kolayı yemek yapması mı? Bak bir mantıksızlık söz konusu. Burada da kaza yaparsan ölebilir, hatta sakatlanabilirdin diyorum. Ya ölmekten beteri sakatlanmak mıdır? Dolayısıyla bu da bir mantık ve sıralama yanlışlığıdır. Bu da yine bir anlatım bozukluğuna yol açacaktır diyorum. Şimdi yapıya dayalı anlatım bozukluklarına geldik gençler. Mesela özne yüklem uyumsuzluğu varsa o bir anlatım bozukluğudur. Diyoruz ki ben ve Onur burayı daha önce görmüştü. Onur burayı daha önce görmüştü oluyor ama ben görmüştü olmuyor. Görmüştük dememiz gerekiyor. Ben ve Onur görmüştük demem gerekiyor ki burada bir anlatım bozukluğu olmasın. Yine tekillik çoğulluk bakımından da bir uyumsuzluk anlatım bozukluğu sebebidir. Çünkü insan dışındaki varlıklarda yüklem çoğul olamaz gençler. Bak kuşlar ne güzel uçuyorlar diyemem. Kuşlar ne güzel uçuyorlar demem gerekiyor. Bu da bir anlatım bozukluğudur. Öznenin olmaması da bir anlatım bozukluğudur. Herkes onu seviyor, onu üzmüyordu. Onu üzmüyordu derken üzmeyen kim? Herkes onu üzmüyordu. Olur mu? Olmaz, olmaz gençler. Kimse demem gerekiyor. Olumsuzluklar çünkü üzmüyor da. Dolayısıyla kimse onu üzmüyordu demem gerekecek. Burada bir özne eksikliği söz konusu. Bu da anlatım bozukluğuna yol açmış. Fiil ve filmlerdeki çatı uyumsuzluğu. Çatıların da uyumlu olması gerekiyor. Bak dikkat et. Bu olaylar dikkatle araştırıldı ve sonuca ulaştık. Bak araştırıldı, edilgen, ulaştık, etken. Olur mu? Olmaz gençler. Şöyle olması gerekiyor. Bu olaylar dikkatle araştırıldı ve sonuca ulaşıldı. Ya da bu olayları dikkatlice araştırdık ve sonuca ulaştık deseydim bu da doğru olacaktı. Buna da dikkat etmekte fayda var. Eklerle ilgili yapılan yanlışlıklar. Bak şöyle diyoruz. 1975'lerde ne eğlenirdik bu sokaklarda? Yerlerde ifadesi mesela 75'ler için kullanılamaz. O onluk sayılar için kullanılabilir. Mesela 70'ler, 80'ler, 90'lar deseydik bu olurdu. Ama 75'ler, 76, 73, 72'ler diyemiyoruz gençler. Burada da eklerle ilgili bir yanlışlık söz konusu, bu anlatım bozukluğuna yol açmış. Şimdi nesne eksikliğine bakalım. Nesnenin olmaması da yüklemin olmaması gibi, öznenin olmaması gibi, dolaylı tümecin olmaması gibi bir anlatım bozukluğuna yol açar. Bak eğlenceler beni sıkar, o yüzden pek sevmem. Sevmem yüklem, neyi sevmem? Eğlenceler, o yüzden pek sevmem oluyor mu? Olmuyor. Eğlenceleri demem gerekiyordu. Tamam mı? Bunu da unutmuyoruz. Ve dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bozukluklara geldik. Aynı mantık gençler. Öğrencilerini çok sever ve sürekli yardımcı olurdu. Olurdu yüklem. Kime yardımcı olurdu?
kime sorusu biliyorsunuz. Dolaylı tümeci bulmak için kullandığımız bir soru. Öğrencilerine sürekli yardımcı olurdu. Oluyor mu? Olmuyor. Onlara demem gerekiyor. Ya onlara diyeceğim ya da öğrencilerine demem gerekiyor ki kime sorusuna cevap versin. Vermezse bu bir anlatım bozukluğudur diyorum. Ve yüklem eksikliğine geldik gençler. Yüklemin de eksik olması bir anlatım bozukluğudur. Ben uçaktan, o ise trenden korkar. Bak bu birinci cümle, bu ikinci cümle. Birinci cümlenin yüklemi yok. Yoksa ben ikinci cümlenin yüklemini baz alacağım. Yani şöyle bir anlam çıkıyor. Ben uçaktan korkar, o ise trenden korkar. Olmaz. Ben uçaktan korkarım, o ise trenden korkar demem gerekecekti. Ki anlatım bozukluğu olmasın. Ve geliyoruz tamamı yanlışlarına. Bu da bir anlatım bozukluğuna yol açar. Nasıl? Mesela ormanda kurt ve kuş ötüşlerinin sesi geliyordu. Şu ortak bir tamamı olmuş. O zaman şöyle bir mana çıkar. Kurt ötüşlerinin ve kuş ötüşlerinin sesi geliyordu. Olur mu? Olmaz. Kurt ulumalarının demem gerekiyordu. Ya da siyasi ve ekonomi alanında dersem. Siyasi alanında olur mu? Olmaz. Siyasi alanda ve ekonomi alanında demem gerekiyor. Bak ikisi de farklı. İşte bu nedenle tamamlamalarda aman gençler dikkat ediyorsunuz. Ve son olarak bağlaç yanlışlarına geldik. Mesela bu çok bariz bir hata. Yarın gelemem çünkü sonra gelebilirim. Olur mu? Olmaz. Bunun yerine ama, fakat, lakin gelmesi gerekiyordu. Bağlaçları da doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor gençler. Kullanmazsak ne olur? Bu da bir anlatım bozukluğuna yol açar diyorum. Ve böylelikle ne yaptık? Bu videomuzun, bu dersimizin sonuna geldik gençler. Burada mülakatı ve röportajı sizlere mükemmel bir şekilde aktardım. Sınav öncesinde artık bu konuda her şeyi öğrendiniz diyebilirim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma, tekrar söylüyorum, abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda, ki artık gençler ne yaptık? Yolun sonuna geldik. Yani 11. sınıfın sonuna geldik. Artık 12. sınıf olmak üzeresiniz ve hedefiniz bundan sonra üniversite sınavı olmalı. Ben sizleri yalnız bırakacak mıyım? Kesinlikle hayır. Üniversite sınavında da TYT ve AYT'de de yanınızda olacağım gençler. Hatta şimdiden benim deneme kitaplarım çıktı. Bak şunlardan da bahsedeyim. 3 tane deneme kitabım çıktı. Hem AYT edebiyat, hem paragraf, hem de dil bilgisi deneme kitabım çıktı. Yazın da soru bankalarım ve video ders kitaplarım çıkacak. Şimdi onlarla da uğraşıyorum. Bu kaynaklar sınav öncesinde sizlere büyük bir katkı sunacaktır. Tekrar söylüyorum. Okul bittikten sonra, yani 11. sınıf bittikten sonra hedefiniz üniversite sınavı olmalı. Ve ben buradayım gençler. Siz de eğer buradaysanız, haydi bakalım üniversite hayallerini birlikte gerçekleştirelim diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz.